Önüme bir soru koymuşlar zatıhaneniz tarafından. Ülkemizde oluşturulan sevgi ve hoşgörü atmosferin Edirne'mizde insanlarla diyalog kurma açısından nasıl değerlendirebiliriz? Çok su götürür bir şey soruluyor bana. Ben hemen şunu arz edeyim. Türkiye'de hoşgörü, sevgi atmosferini ben hasıl etmedim. Onu hasıl edene ruhlarımız feda olsun. O Allah'ın bize olan lütfudur ve bu milletin istidadıdır. Dünyada ciddi değişimler vardır. İnsanlık tabiatının gereği arıya arıya Allah insanı kerim olarak yaratmıştır. O yaratıldığı günden bu yana hep iyi şeyleri araştırdı. Bazen batılın içine düşerken bile o iyi şeyleri araştırırken düştü. Ve dünyada ciddi dine yönelimler, tarihi dinamiklere yönelimler yaşanmaya başladı. Milletimiz bu oluşumlardan nasipsiz kalması düşünülemezdi. Elbette ki milletimiz de nasibini alacaktı. Hususiyle bir kısım kimseler, insanlık adına bir şey yapıyoruz diye insanları birbirine düşürmelerine karşılık öteden beri mayesinde hoşgörünün, sevginin, müsamahanın bulunduğu bu necip millet bu müsamahasıyla, hoşgörüsüyle var olacaktı. İşte o şimdilerde var oluyor. O bütün bu dinamiklerle dirildiği zaman zannediyorum insanlık yeniden bir kere daha dirilecektir. İnsanlığın dirilmesi onun dirilmesine bağlıdır. Ama Rabbim bu mevzuda bazı arkadaşlarımızla hoşgörüde tercüman olma vazifesini tevdi buyurduysa, bizi o işte istihdam ettiyse ona karşı minnet ve şükran hisleriyle iki müslüm olduğumuzu burada bir kere daha vurgulamak isterim. Hoş görünen Anadolu müstahni kalamadığı gibi Edirne'nin onun bir parçasının ki bir zaman bir dostuma yazdığım mektupta bağışlayın. Ben Edirne'yi Anadolu'dan ayıran Boğaz'a bile çok öfkeleniyorum. Çünkü çok bütünleşmiş, çok beraber olmuştuk. Edirne'yi Kırklar Elini Tekirdağ kazalarıyla ve belki gelecek, çok yakın bir gelecekte ana yurttan kopmuş, başkalarının vesayetine düşmüş, daha başka toprak parçaları da o gün geliştirecek statüler içinde. Bu Edirne ile bu Anadolu'nun da günün şartlarına göre belli bir bütünleşmeye girecektir. Bu geniş dünyayı siyasilerimiz belki bir hayal, bir ütopya olarak ifade ediyorlar. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar diyorlar. Bu geniş dünyayı birbirinden ayırmak mümkün değildir. Köstence'ye kadar, Sofya'ya kadar, Gümülcine, İskeçe'ye kadar, oradan ta Çin Seddi'ne kadar. Burada bir beşaretimi arz etmek isterim. Bazı siyasilerin henüz günümüzde hayal edemediği o şeyi sizin arkadaşlarınız, sizinle aynı duyguyu, aynı düşünceyi paylaşanlar, aynı duygularla yaşayanlar, çoktan o Köstence'den Çin Seddi'ne kadar ilim irfan yuvalarını tesis ettiği dünya çapında bir diyaloğu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ve ümit ederiz Türkiye sağıyla soluyla bütün çevresiyle emniyet ve güven altına alınarak inşallah siz o hoşgörü düşüncesini, o sevgiyi insanlığın sinelerine üfleyecek, herkesle o duyguyu meydana getireceksiniz. Siz 9 asır bunu yaptınız. Kökünüzde bu vardır. Bundan sonra sizden meydana gelen sürgünlerde de bu olacaktır. Ve bu tarihi gelişimi, oluşumu kimse durduramayacaktır. Geleceğin büyük süper gücü olmaya günün şartlarına göre. Kimsenin toprağında, kimsenin ülkesinde gözümüz olmasa bile fakat her yere Allah'ın bize ihsan ettiği o ruhu götürüp sinelerine boşaltmakla kendimizi sorumlu biliyoruz. O misyonun eda edileceğine inanıyoruz ve milletimizin belini doğrultup devletler muvazenesinde yerini alacağına inancımız, ümidimiz tamdır. Sizi o engin ümitlerle, o inançlar baş başa bırakıyor, saygılarımı arz ediyorum.